Haberin merkezi Boğaz TV'den iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Hafta sonu haberleriyle sizlerleyim. Günün gelişen haberleriyle başlıyoruz. Dumlupınar şehitleri Mevlid'le anıldı. Geleneksel hale getirilen Dumlupınar Denizaltı Şehitleri ve 2011 yılı hacılarını anma programının bu yıl ikincisi yapıldı. Nisan ayının ilk haftasında pazar günü Dumlupınar şehitlerimizin için tabii ki tüm Çanakkale'deki şehitlerimizin için burada mevlid okunmaktadır. Tabii ki çok şehidimiz var. Kimisi toprağın altında, kimisi de onlarca denizin altında şu anda şehit düşmüş bulunmaktadır. Bizler de nasıl sabahleyin bir dua ederek çıkıyorsak, şehitlerimizin için sabahleyin çıkarken bizlere bu toprakları bıraktıkları için bizler de dua ederek çıkıyoruz. Çünkü biz Çanakkale ruhunla yaşayan, Çanakkale ruhunla birlik, beraberlik içerisinde yaşayan, bu toprakları bıraktıkları için onların ruhunla yaşayan, onların ruhunla birlik, beraberlik içerisinde paylaşan, yaşayan, onların torunlarıyız. Onun için her sene biz burada Çanakkale şehitlerimizin için mevlid okutuyoruz. Düzenli olarak okutuyoruz. Tabii ki Dumlupınar Camisi de Dumlupınar Fırkateynimizin ismini koymuştur. Bu camiyi yapan başta İstaş ailesine, Rabbimiz ne diyor? Çanakkale halkına ve belediye başkanıma ben teşekkür ediyorum. En iyi sözlerle, ya Rabbi ben senin dini İslam'ını canım pahasına da olsa yaşamaya söz veriyorum. Esinyurt'e Sağlık Bakanlığı'nın obezite ile mücadele ve kontrolü kapsamında Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinasyonunda Ezine İlçek Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Sağlıklı Yaşam ve Otizm Farkındalık Günü düzenlendi. Yürüyüş etkinliği düzenlendi. Yürüyüş etkinliğine ise İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Ezine Sağlık Çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, vatandaşlar ile basın mensupları katıldı. Değerli Ezine halkımız, değerli basın mensupları, bugün Ezine'de obeziteyle mücadele programı kapsamında bir yürüyüş düzenledik. Bu yürüyüş programlarında sembolik de olsa amacımız, nihai hedefimiz obeziteyle mücadele etmek ve devamında da bütün kronik hastalıkların azalmasını sağlamaya çalışmak. Kronik hastalıkların aşağılara çekilmesi için mücadeleyi sürdürmek. Bu anlamda halkımızda farkındalığın artırılması yönünde bir takım etkinlikler yapıyoruz. Gerek ilçelerimizde, gerek il merkezinde, Halk Sağlığı Müdürlüğümüz koordinasyonunda bu faaliyetlerimizi yıl boyunca sürdürüyoruz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ederiz. Küçükkuyu'da poliklinik sevinci, Küçükkuyu'nun yıllar boyu süren sağlık sorunu tamamen çözüldü. Küçükkuyu'da Ayvacık Devlet Hastanesi'ne bağlı semt polikliniği hizmete girdi. Semt polikliniğinin açılışına Ayvacık Kaymakamı Doktor Salih Gergeç, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Tezcan Sezgin, Ayvacık Belediye Başkanı Ünal Şahin, Ayvacık AK Parti ilçe yönetimiyle çok sayıda vatandaşlar katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Ayvacık Kaymakamı Sayın Salih Gergeç, böylesine güzel hizmetler veren projede emeği geçen herkese teşekkür ederek yeni hizmet binası tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun dedi. Dünya Tüberküloz Günü etkinlikleri kapsamında Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü verem hastalığı ile ilgili bilgilendirme toplantısına devam ediyor. Dünya Tüberküloz Günü etkinlikleri kapsamında Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü Tüberküloz İl Koordinatörü
Doktor Gül'ün Başoğlu ile Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde çalışan Fatma Girgin, Halk Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı halk oyunları usta öğretici Ayşe Çetin'in çalıştırmış olduğu halk oyunları ekibine verem hastalığı hakkında bilgiler verdi. Gelibolu'da kan bağışı, Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışına öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çanakkale Kızılay Kan Merkezi'nden 6 kişilik ekiple gelen yetkililer okul karşısına kurdukları kan alım aracında Doktor Muammer Eçir Başkanlığı'nda kan alımı yaptılar. Çanakkale Kızılay Kan Merkezi Doktoru Muammer Eçir kan vermenin faydalarından bahsederken, her kan bağışında bulunan insanın bir can kurtardığını düşünürsek önemi ortaya çıkıyor. Her sağlıklı insan kan vermelidir dedi. Bu arada kan vermeye gelen vatandaşların arasında Gelibolu AK Parti ilçe başkanı Mehmet Eligül de vardı. Kan bağışında bulunan ilçe başkanı Eligül, her insan hem kendi sağlığı hem de bir can kurtarmak için kan vermelidir dedi. Küçük öğrenciler ağaç dikti. Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak Beldesi İlköğretim Okulu'nda Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Burada Orman Haftası etkinliği olarak Çardak'ta okul ağaçlandırmasını başlatmış bulunduk. Kaymakamlığımız öncülüğünde diğer daire amirleri, okulumuzdaki öğretmen ve öğrenci arkadaşlarla birlikte bugün burada böyle bir çalışma yaptık. Ağaçlandırma tabii ülkemiz için çok gerekli bir durum. Bunu daha küçük yaştaki çocuklara eğitim açısından vermenin önemi büyük. Biz de burada böyle bir etkinlik yaptık. Burada okul bahçelerinin ağaçlandırmasında farklı türler kullandık biraz. Altın imazı, mavi servi, toros servisi, sediri ve kara servi, fıstık çamı kullandık. Bu çalışmalarda işte geleceğimizin büyükleri olan çocuklarımıza biraz olsun ağaç sevgisini kazandırmak, ağaçın önemini vurgulamak istedik. Orman Haftası etkinliklerimiz bu şekilde oldu. Hayırlısı olmasın diliyorum. Lapseki'de ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında park, sahil ve boş alanlara bugüne kadar 1000 fıstık çamı dikildi. Bu ağacımız fıstık çamı. Fıstık çamı Türkiye'de yetişen çam türlerindendir. Meyve veren çam türleri olarak değerli bir ağacımızdır. Çam fıstığı verir. Bu ağaçlarımızı biz çam fıstıklarından elde edilen tohumları fidelerin içine, fide torbaların içine koyup ağaçlandırmasını yapıyoruz. Daha sonra da fideler bunun içinde daha büyük fidan haline bu hale geldikten sonra Ramazan. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında belediyemizin öncülüğünde Şahinli bölgesinde, Şahinli köyümüzün üst tarafında fidan dikimi yapıyoruz. Tabii bugün burada öğrencilerimiz var, birçok Lapseki'den birçok arkadaşımız var. Herkesin kendine ait bir fidanı olsun diye böyle bir
çalışma başlatıldı. Belediye başkanımızın öncülüğünde gerçekleşen bu projeye tüm halkımız davet edildi. Bugün buraya gelen arkadaşlarımız, öğrenciler özellikle geleceğimizi, gelecek nesilleri güzel alanlar bırakabilmek için bugün böyle bir çalışma yapıyoruz. İnşallah tüm Kapsaki yılına katılır, devam olur. Güzel bir etkinlik olur. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii bu hem 100. yıl dolayısıyla hem de Orman Haftası sebebiyle kaymakamlık, belediyemiz ve orman işletme şefliğimizle birlikte ortaklaşa bir proje düzenledik ve proje dahilinde de bugün hem Lapsekililer hem öğrencilerimiz hem bizim çalışanlarımız hepimiz buradayız. Ağaç dikimi yaptık, fıstık çamı diktik bugün. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de bu tür etkinlikler hep yapılacak, devam ettirecek. Orman Haftası dolayısıyla da Lapseki Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kiraz sineği, doğu meyve güvesi, şeftali güvesi zararlarının tespit edilmesi amacıyla belli noktalara yapışkan tuzak sürüldü. Şimdi kiraz sineği, şeftali güvesi ve doğu meyve güvesi için ilçemizde 4 tane yerleşim yerine tuzaklarımızı asmış bulunmaktayız. Bu asmış olduğumuz kiraz sineği için açılan sarı yapışkan tuzağı. Bunları periyodik olarak her hafta kontrol edeceğiz. Daha sonra herhangi sayımlarda yüksek oranda çıktığı zaman çiftçilerimize ilaçlama ilanlarını vereceğiz. Evet. Yani buradaki tuzaklarda yapışan sineklerin durumuna göre üreticiyle bilgileneceksiniz. Evet, doğru. Ona... Bunları 1 Nisan'da astık. Bundan sonra her hafta bunları kontrol edeceğiz. Teknik ekiplerimiz tarafından, ziraat mühendisleri arkadaşlar tarafından. Eğer sinek çıktığı zaman tuzaklarda bunları ilaçlama ilanları vereceğiz çiftçilerimize. Çiftçilerimiz de buna istinaden ilaçlamalarını yapacaklar. Az önceki baktığımız bahçe kiraz bahçesiydi. Şimdi şeftali bahçesine doğu meyve güvesi. Çanakkale'nin Bayramiçi ilçesine bağlı Zerzalili köyünde yetişen kuzu göbeği mantarı köylülerin yüzünü güldürdü. Bayramiçi'de Zerzalili köyünde yetişen kuzu göbeği mantarı köylülerin yüzünü oldukça güldürdü. Genç yaşta bütün köylüler yüksek fiyattan alıcı bulan bu mantarı toplama yarışına girişti. Nadir yetişen kuzu göbeği mantarı yüksek fiyat getirisiyle köylülere piyango sevinci yaşattı. Bayramiçi ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Serzalili köyü ormanlarında yoğun olarak yetişen kuzu göbeği mantarı Mart ve Nisan aylarında köylülere adeta bayram yaptırıyor. Sezon başlangıcında kilosu 100 TL'ye alıcı bulan kuzu göbeğini daha sonra 60 TL'ye sattıklarını belirten köydekiler Haşim Coşkun mantar toplatıcısının fazla olmamasından yakındı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün düz kesim yapması nedeniyle üretimde düşüş olduğunu söyleyen Coşkun, bu kadar değerli olduğu için ziyan olacak diye ödümüz kopuyor, tadına bile bakamıyoruz dedi. Yurt dışında ihraç edilen kuzu göbeği mantarı Avrupa'da hem sofralık olarak tüketiliyor hem de ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılıyor. Ziraat Yüksek Mühendisi Salih Bozkurt, Zerdalili köyündeki tarım alanlarının ve toprağın yapısının kuzu göbeği mantarının yetiştirilmesine elverişli olduğunu söyleyerek, organik bir gıda olarak sıklıkla tercih edildiğini kaydetti. Çanakkale Belediyesi Barbaros Sosyal Yaşam Evi'nde diksiyon eğitimini tamamlamış kentli kadınlarımız cinsiyete dayalı yaşadıkları sorunları düzenledikleri şiir dinletisiyle anlattı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmenleri Şahin Hatipoğlu'ndan öğrendikleri doğru nefes ve konuşma teknikleri Barbaros Sosyal Yaşam Evi bayanları sorunlarını edebiyatın diliyle seslendirdi. Esenler ve Troya Sosyal Yaşam Evi bayan katılımcılarına yönelik gerçekleştirdikleri dinletiyle bayanlar aynı zamanda sahne heyecanıyla baş etmeyi de öğrendi. Belediyeden köylere hibe, Lapseki Belediye Başkanlığı tarafından temin edilen 35 çöp konteyneri 40 köy ve 5 obada ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtılacak.
Lapseki ilçesine bağlı 40 köy ve 5 obada ihtiyaç duyulan bölgelere 35 adet çöp konteyneri dağıtılacak. Lapseki Belediye Başkanlığı tarafından temin edilen konteynerler özel idare müdürlüğüne tahsis edildi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz konuyla alakalı yaptığı bilgilendirmede Lapseki, Umurbey ve Çardak belediyeleri olmak üzere köylerdeki çöplerin toplanması için Kaymakam İsmail Ayhan Tavla önderliğinde imzalarımızı atmıştık. Bu kapsamda başladığımız çalışmalarda bazı bölgelerde çöp konteynerine ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Gerekli dağıtım işlemlerinin yapılması için özel idareye tahsis işlemleri yapıldı. Artık belediyeler tarafından 40 köy ve 5 obanın çöpleri düzenli olarak toplanmaya devam edecektir dedi. Çöp konteynerleri dağıtım işlemleri gün içinde sürdürülecek. Kent Konseyi'nden futbol turnuvası. Çanakkale Kent Konseyi İsmet Paşa Mahalle Meclisi tarafından organize edilen Arslanca Spor Çanakkale Anadolu Lisesi İsmet Paşa Mahalle Muhtarlığı'nın katkı sunduğu 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı futbol turnuvası başladı. Çanakkale Kent Konseyi İsmet Paşa Mahalle Meclisi Çanakkale Anadolu Lisesi'nde öğretimini sürdüren öğrencilerin katılımıyla Arslanca Spor tesislerinde başlayan turnuvanın açılışında konuşma yapan İsmet Paşa Mahalle Meclisi Başkanı Mehmet Yıldırım şunları söyledi. Değerli muhtarlarım, sayın müdürüm, saygıdeğer mahalle sakinleri, mahalle meclis üyeleri, sevgili gençler. Eski adıyla Bahar Kupası, yeni adıyla sınıflar arası futbol turnuvasını başlatıyoruz. Amacımız birlik, beraberlik, arkadaşlık, dostluğu pekiştirmek. Mahalle sakinleriyle mahalle gençlerini bir araya getirip tanışmayı sağlamaktır. Maçlarımızın fair play çerçevesi içinde geçmesi, arkadaşlık ve dostluğun ön planda tutulması ve gençlerin mahalle sakinleriyle kaynaşarak sportif etkinliği birlikte yürütmelerini önemsiyoruz. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirip spor yapmaları, sağlıklı yaşamları ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için bu tür sportif etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz, dedi. Futbol turnuvası 18 Mayıs 2015 Pazartesi 16 ve 17 saatleri arasında oynanacak, final müsabakalarıyla sona erecek ve aynı gün dereceye giren takımlara da kupaları verilecek. Okul takımları satranç turnuvaları tamamlandı. Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl nedeniyle düzenlenen okul takımları arası satranç turnuvası tamamlandı. Satranç turnuvasında Çanakkale İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri aldıkları başarılı sonuçlarla göz doldurdular. 28-29 Mart tarihlerinde düzenlenen Çanakkale Deniz Zaferi, 100. yıl okul takımları satranç turnuvasında kızlar kategorisinde Fatma Nur Taşkın 1., Fatma Akın ise 6. olarak madalya almaya hak kazanmışlardır. Öğretmen Baki İnce yönetiminde toplamda 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Çanakkale İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, turnuva sonunda öğretmenleriyle birlikte topluca fotoğraf çektirdiler. Evet değerli izleyicilerimiz, günün gelişen haberleri bu şekildeydi. Yeni haftada ana haber bülteninde Gülçin Akın sizlerle olacak. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle mutlu kalın, umutlu kalın ve Boğaz TV ekranlarından ayrılmayın. Bizi izleyin, haberiniz olsun.